hakim karşısına çıkıyorsunuz. İlk defa çıkmışsınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biz hani bilmiyoruz, gittik oturduk oradaki banklara. Bir kızdı bize hakim. Siz benim karşımda nasıl oturuyorsunuz dedi. Kalkacaksınız, ayakta bekleyeceksiniz dedi. Biz tabii bilmiyoruz. Paşa paşa kalktık yani. Bekledik orada. Yani hiçbir şey bilmiyorsun. Ne diyorlarsa yapıyorsun. Hakkını savunmaya çalışıyorsun ama hani hukuksal yönden de çok bir şey bilmiyorsun. Çocuksun. Şu an kendimden 10 yaş küçük öğrencilerle okumaktansa kendi yaşıtlarımla eşit şartlarda aynı üniversitede olmayı isterdim. Ve 10 yıl bir insanın ömründen 10 yıl gecikmiş oluyor. Şu anda benim yaşıtlarım kariyer sahibi, akademisyenler, herkes hayallerini gerçekleştirmiş durumda. Ancak ben yola daha yeni başlıyorum, daha yeni çıkıyorum. 3-5 metrekarelik bir odanın içerisindesiniz ve size şiddet uygulaması an meselesi olan bir adamla karşı karşıyasınız. Ve bu normal şartlar altında insanları koruması gereken bir polisin olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunu size yapan bir polis. Ya, polis bana bunu yapıyorsa çevredeki insanlar ne yapmasın endişesini her zaman yaşadık biz bu yüzden. Beşinci sınıfta sınava girdim. Tercihlerim arasında Kadıköy Anadolu Hatip, Kartal Anadolu Hatip, Maltepe ve Kars Anadolu Hatip vardı. Babam astsubay olduğu için o zaman da lojmanda oturuyorduk. Beni bir nevi sürgün olarak Kars'a yolladılar. Çünkü oradan okula gitmem sıkıntı olacaktı lojmandan. Birçok kem göz, kötü bakışlar rahatsız edecekti ve onun da mesleğini sıkıntıya sokacağı için bir sene hazırlığı orada okudum. Sonra Kadıköy Anadolu Hatip'e kaydım alındı. Bu sürede babam ordudan ihraç oldu. Ev taşıdık. Hayatımız alt üst oldu. 28 Şubat sürecinde Güngören Anadolu Hatip Lisesi'nde öğrenciydim. İlk başörtüsü problemiyle karşılaşmam benim lise 2. sınıfta oldu. Bir gün okuldayız, milli güvenlik dersimizin olacağını biliyoruz. Askeriyeden birinin gelip bize ders anlatacağı şeklinde genel bir bilgi verilmişti zaten bize. Bir gün okulumuzun içerisine askeri, resmi askeri bir araba geldi. İçerisinden 4 tane üniformalı asker okul müdürümüzün odasına girdiler. Daha sonra birinin bize ders vermesi gerektiğini izah ettiler. Sınıftayız. Üniformalı asker derse geldi. İşte dersin içeriğinden bahsetti. Ve akabinde bizim başörtümüzü çıkartmamız gerektiğinden, bu dersin bu şekilde işlenmesi gerektiğinden, bunun yasal bir prosedür olduğundan bahsedildi. Tabii biz bunların hiçbirisini kabul etmediğimiz için de zaman içerisinde derslere alınmadık. Kapının önünde polisler beklemeye başladı. Daha sonraki süreçlerde artık düzenli olarak okula girememeye başladıktan sonra okuldan tasdiknamemizi verdiler. Tasdiknamemizi verdikten sonra da Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne biz geçiş yaptık. Kadıköy İmam Hatip Lisesi süper hazırlık bölümündeydim. Bir yıl İngilizce hazırlık okuduk. Daha sonrasında 26 Şubat tarihinde ikinci döneme geldiğimizde okulumuzun önünde çevik kuvvet ekipleri, yüzlerce polise karşılaştık. Önceleri söylentiler oluyordu. İşte size de yasak gelecek. Üniversitedeki ablaların durumunu haberdar oluyorduk. Hatta destek için gidiyorduk. Ancak İmam Hatip Lisesi olduğumuz için zaten okula giriş amacımız hani başörtülü bir şekilde tüm eğitimleri başörtülü bir şekilde almaktı. Sonrasında böyle bir söylentiye açıkçası ihtimal vermedik. Biz İmam Hatip Lisesi'ndeyiz. Devletin bize sunduğu bir okul. Başörtülü bir şekilde okuyacağımız bir seçenek. Bu yüzden buraya geldik. Derken 26 Şubat ikinci dönem okula geldiğimizde kapı kapalıydı ve kesinlikle başörtülü giremezsiniz diye kapıdaki görevli bizi uyardı. Tabii yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı. O günden itibaren okula giremedik. Okulun içerisine girememeye başladık. Derslere alınmadık. Müdürümüz önce sakin bir şekilde bizi hep beraber bir yere topladı. Artık bu şekilde olamayacağından ve işin en garip tarafı bize bugüne kadar başörtüsünün ehemmiyetinden anlatan, din derslerimize giren, Kur'an-ı Kerim derslerimize giren öğretmenlerimiz aracılığıyla bunları anlatmış olmalarıydı. İmam Hatip Lisesi olduğu için zaten bizim düşüncelerimize saygılı olan
öğretmenlerimiz genelde vardı. Onların üzgün bir şekilde, gerçekten yıkılmış bir şekilde derse girdiklerini biliyorduk. Sonrasında da konuşuyorduk ama o dönem içerisinde kendilerinin de sürülenler olmuştu başka okullara. 10 yıllık öğretmenlerimiz sürülmüştü, belki daha fazla. Bize destek verdikleri için. Belki alenen eylemlere katılmadılar ama gönül bağlarının olması bile rahatsız ediyordu. Bizim moral olarak direncimizi de kırmak için o sevdiğimiz hocalarımız okuldan gönderilmişlerdi. Onun dışında okulda kalan öğretmenlerimiz, memuriyetleri olduğu için tabii ki belli sorumlulukları var, bize açık bir şekilde destek veremiyorlardı ama onların gözlerinden, bakışlarından, yüzlerindeki ifadeden, hüzünlerinden içlerinin ne kadar acıdığını hissedebiliyorduk. Öğretmenlerimizin hepsi 657'ye tabi olan memurlardı. Hiçbiri bir şey yapamıyordu. Ve bize dinin emirlerini, emir ve yasakları, başörtüsü takmanız gereken diyen öğretmenlerimiz hiçbir şey yapamadılar. Sadece camlardan bizi seyredebildiler. Hiçbir şey yapamadılar. Birkaç öğretmenimiz vardı bize destek olmaya çalışan. Onlar da zaten okuldan atıldılar. Sürüldüler. Maaş kesim cezası uygulandılar. En sonunda farklı şehirlere gönderilmek durumunda kaldılar. Çok yalnızdık yani. Sadece İmmatif ve çevresindeki veliler, yani başka kimsemiz yoktu. Yani biz Kadıköy'de okuduk. Ve oradaki amcaların, teyzelerin hani tepkileri polisler kadar onlar da şiddetliydi yani. Yani boşuna yapıyorsunuz, açıp gireceksiniz paşa paşa diyenler mi dersiniz? Ya da bizi böyle hani tiye alıp inşallah evde kalırsınız, işte sizin işiniz gücünüz ne? Ya açıp girin ya evlenin ya da ne bileyim, çok komik hani tuhaf tuhaf değişik değişik tepkiler verenler oldu yani halktan. Halktan. Üzerimizde yürüyenler, başınızı açın, ne olur ki sanki. Hocalarınız sizin babanız yaşında, günah yazılmaz. Bize dini fetvalar veriyorlardı, bilen bilmeyen herkes. Farklı görüşten insanlar tepki gösteriyordu, üzerimize yürüyenler vardı. Okulumuzun hemen yan tarafında bir ticaret lisesi vardı. Ticaret lisesindeki yaşıtlarımız, arkadaşlarımız, hani siz ne yapıyorsunuz burada? Yani biz okuldan kaçıyoruz, kafeteryaya gidiyoruz. Siz de gidin, bak nasılsa zaten sizi almıyorlar okula. Siz neden kafeteryaya gitmiyorsunuz? Niye bir yerlerde oturmuyorsunuz? Gidin dolaşın. O zaman şunu düşündüm. Arkadaşlarımız, yaşıtlarımız bir edebiyat dersinde ya da herhangi bir derste kompozisyon yazmayı öğrenirken biz kapı önlerinde dilekçe yazmayı öğrenmeye başlamıştık. Hayat aslında bir şeyleri bize kendi kendine yavaş yavaş öğretmeye başlamıştı. O olgunluğu, yeni bir hayat tecrübesini kazandırıyordu aslında 28 Şubat bize. O benim için çok anlamlıydı açıkçası. Aynı zamanda psikolojik baskı olması için dışarıda bekleyen öğrencilere okul müdürü, zaten ilk yapılan şeylerden biri okul müdürü değiştirilmişti. Tamamen yasakçı psikolojide ve ben bu işi bitiririm duyduğumuz kadarıyla, bu işi kim yapar Kadıköy Mütüp Lisesi'nde, bu işi kim bitirir, ben bitiririm diye parmak kaldıran bir kişiyi müdür olarak Kadıköy Mütüp Lisesi'ne atanmıştı. Tamamen bu işi bitirme amaçla ve bununla da gurur duymak için gelmiş bir insandı. Moral olarak yıldırma politikası uyguluyordu. Teneffüslerde hoparlörden biz dışarıda bekliyoruz. Bahçeye bakıyoruz okulun karşı kaldırımından. İçerideki teneffüse çıktıklarında arkadaşlarımız biz duyalım diye muhakkak ki şarkı çalıyorlardı. İmam Hatipleri takip ediyordum. İmam Hatipleri en çok da Eyüp'te ve Kadıköy İmam Hatip'te eylemler oluyordu. Her gün oluyordu. Oradaki öğrenciler çok güzel organize oluyorlardı. Organize oluyorlardı diyorum çünkü diğer okullarda çözülmeler oluyordu. Öğrencilerin bir kısmı başlarını açıp girmeyi tercih ediyordu ve diğerleri de biz de başörtümüzle girmek istiyoruz diye dışarıda çok fazla bekleyemiyordu. Direnemiyorlardı. Ya evlerine gidiyorlardı, ya okumaktan vazgeçiyorlardı, ya başka okulları tercih ediyorlardı. Eyüp İmam Hatip Lisesi, Kadıköy İmam Hatip Lisesi semboldü. Başörtüsü yasağına karşı öğrenciler direniş gösterdiler. Öğrenciler ilk etapta okuluna geldiklerinde, yasağın ilk günlerinde okul görevlileri tarafından uyarıldılar. O gün gittiğimizde
Okulumuzun karşısı komple polis otosu kaynıyordu. Polisler vardı. Kapıda bekliyorlardı. Her taraf polis. Yani böyle ana baba günü gibi bir şeydi o gün. Okula hani kapısına gittik. Dedik kesinlikle hayır almıyoruz. Başınızı açarsanız girersiniz. Yoksa giremezsiniz. Açmayı düşünmedim başımı. Açmadım da. Tepkim de hani siz bilirsiniz. Biz bu okulun önünde direneceğiz. Bir şekilde bu hakkımızı da elde edeceğiz. Devam edeceğiz. Yasak başlayınca öğrenciler okul dışında kaldı. Velileri, anne babaları geldiğinde 1000 kişiye yakın öğrenci ve veli kitlesi yasağı protesto etti. Bu da rejim için, yani yasağı uygulayanlar, uygulatanlar için tehlike arz etti. Önlem olarak okul önlerine ortaokul, lisede okuyan öğrencilerin okulun önüne panserler geldi. Keskin nişancılar tepe noktalara yerleştirildi. Öğrenciler terörist muamelesi gördü. Okulun önünde ilk yasakla karşılaşmamız binlerce polisin olduğu bir gündü. Yani öğrenci sayısının başına ikişer tane polis düşüyordu diyebilirim. Okulun etrafında binaların tepesinde benim o zamanki boyum kadar silahların olduğunu hatırlıyorum. İşte uzaktan nişan almalı silahlar, çatıların üzerinde üniformalı polisler, oralardan hani sanki bize nişan alacaklar, sanki biz bir teröristiz, çok kötü bir şey yapmışız, devleti ele geçirmeye çalışmışız gibi bir algı vardı açıkçası söylemek gerekirse. Okulun önünde bekliyoruz, başını açan girebilir dediler bize. Hiç kimse başını açmadı, hepimiz kapının önünde bekliyoruz. Erkek arkadaşlarımız da hakeza derse girmediler. Bekliyoruz, bekliyoruz, kimse içeriye almıyor. Sonrasında polisler zorlamaya başladı. Madem girmiyorsunuz, etrafı boşaltın şeklinde. Öğrenciler okula geldiğinde içeri alınmadılar. İçeri girmek isteyenler polis bölgesinde, polis tarafından, jandarma bölgesinde, jandarma tarafından uzaklaştırıldılar. Girmeye çalışan veli ve öğrenciler gözaltına alındı. Sultanbeyli'de, Güngören'de, Eyüp'te çok sayıda öğrenci katıldığında öğrenciler İETT otobüslerine konuldu, 3-4 kilometre ileri bırakıldı ve bir bakıma annesine babasına bu yasağı protesto etme, senin başına bir şey gelir denilerek kırmaya çalışıldı. Okuluna dönmek isteyen çocukların arasında bazen eylem sırasında mesela bir yerde bir toplaşma oluyor, gidip bakıyoruz ne olduğuna. Ne var acaba diye. Bakıyoruz kız bayılmış. Aç mısın? Hayır. Susuz musun? Hayır. Neyin var? Annem telefon etti. Eğer okula şimdi başını açıp girmezsen eve geldiğin zaman seni döveceğiz. Ya da eve gelme. Ve kız bu korkuyla bayılıyor. Mesela çocuk bu tür şeylere de şahit oluyoruz. Hani kız orada zaten o bir çocuk. Ve annesinin babasının da bir şekilde yönlendirmesiyle İmam Hatip'e gitmiş. Öyle değil mi? Tek başına karar veremez ilkokuldan çıkan birisi. Ama annesi babası çocuğun yani herhangi bir şey art niyet de değil o sırada. Yani çocuğunun çok fazla o yaşta taşıdığı yükün ağır olduğunu düşündüğünden eve gel diyor. Yani bazılarının üslubu farklı. Seni döverim diyor. Baban seni dövecek ya da eve gelme diyor. Hani üslubu farklı. Kabul edilemez ama çıkış noktası belli. Çocuğumuz daha fazla yıpranmasın, üzülmesin. Çocuğum neden polisten dayak yesin ki? Bu şekilde düşünülüyor.